Sevgili yengeç burçları, ay burcu yengeç olanlar ve yükselen yengeç olan arkadaşlarım. Aynı zamanda aslan, yükselen aslan ve ay burcu aslan olan dostlar. Başak, yükselen başak ve ay burcu başak olan sevgili dostlar. Sizin genel olarak 28 Aralık 3 Ocak tarihleri arasındaki haftalık astroloji yorumunuzu ve tarot yorumunuzu yapmak üzere videomu çekmeye başlıyorum. Sevgili dostlar, sevgili yengeç burçları, 30 Aralık'ta meydana gelen Dolunay'dan, yengeç burcunda meydana gelen Dolunay'dan sevgili yengeç burçları, kişiliğinizin ve zihinsel düşünme kapasitenizin en üst skalaya çıktığına şahit olacaksınız. Hem çevrenizle ilgili konular olsun, hem de tıkanmış bazı işler, tıkanmış ilişkiler konusunda parlak fikirlere sahip olacaksınız. Zekanızın en üst düzeyde kullanıldığı, duygusal zekanızın, sosyal zekanızın ve bilişsel zekanızın birbiriyle çok uyumlu çalıştığı, oldukça iyi akılcı hareketlerde bulunacağınız rasyonelist bir hafta sizin için sevgili yengeç burçları. Bakalım genel olarak sevgili yengeç burçlarını neler bekliyormuş bu hafta? Genel doku nedir? Onu bir bakalım. Genel dokuya bir bakalım. Sevgili dostlar. Evet, gördüğünüz gibi genel durum sevgili yengeçlerde. Bakın, çok net çıkıyor. Tıkalı bir ilişki, tıkalı bir iş, resmi bir iş, ne bileyim belki olmaz dediğiniz bir iş tıkanmış. Adeta ters kelepçe vurulmuş size. Bir şeylere tutuklanmışsınız gibi, tutuklu kalmış gibi, adeta sıkıntı, üzüntü birbirini izlemiş. Mutluluğa bir adım kalmış, bir adım sonrası özgürlük, bir adım sonrası mutluluk ve zekanı kullanarak aynı zamanda bir çılgınlık yapalım diyerekten ya iki ayağımın üzerine düşerim ya tepemin üzerine düşerim deyip mutluluğa bir adım kala o mutluluğu yakalayacaksın ve adeta şu anda kendini yenileme, kendini değiştirme şansın var. Eski seni öldüreceksin, duygusal davranan, hatalar yapan boğa burcu gidecek yerine akılcı düşünen, danışmanlardan fikir alan, aynı zamanda ben sorunlarımı çözerim, herkes yoluna baksın diyecek bir bu aziz kartı, boğa burcunun kartıdır ya, özür dilerim dostlarım. Adeta herkes kendi yoluna devam etsin, ben işime bakarım diyen bir yengeç burcu olacak. Aynı zamanda boğa burçlarıyla, yay burçlarıyla, kova burçlarıyla ve akrep burçlarıyla aşklar gündeme gelebilir sevgili yengeç burçları. Bakalım sağlık durumunda neler gözüküyor? Şimdi sağlık durumunda o baş melek İsrafil çıktı. Süper sağlık. Baş melek İsrafil zaten sağlık meleğidir. Baş melek İsrafil çıktı. Çok çok süper bir şey bu. Baş melek İsrafil diyor ki kendilerine bağışla, seni kendini bağışla, sana haksızlık yapanları bağışla çünkü artık sağlığın alarm veriyor diyor. Aynı zamanda geceliğin diyor uykusuzluk problemi çekiyorsun, onun düzeldiğini göreceksin. Bazı dostlarıma da diyelim kolesterol sorunu var, diyelim sağlık problemleri var, bazı yengeç burçlarına da iyileşme şansı, iyileşme ihtimali doğmuş sevgili dostlar. Bakalım iş ve kariyer anlamında neler oluyor? Onu bir görelim sevgili yengeç burçlarına. Evet, yeni bir iş gözüktü. Yeni bir iş dalı, yeni bir iş konusu. Yeni işler kapıda. Aynı zamanda iş, para ve kariyer konusunda ev almanız, ev kredisi almanız, araba almanız an meselesi. Bir anlık mesele, cesaret edin, hiç önemli değil. İşsizim, işsiz kaldım, şunu bunu dert etmeyin. 1-2 bin azıyla bile alın, işiniz hazır olacaktır. Yani ilahi sistem sizi destekliyor sevgili dostum. Aynı şekilde
İş ve para konusunda bir teklif alıyorsunuz. Aldığınız teklifi bir düşüneyim bakayım, değerlendireyim ya da birisi size bir iş önerisinde bulunuyor. Bir düşüneyim, bir değerlendireyim diyorsun. Geçmişte bazı hatalarım oldu diyorsun. Bir takım korkuların var ya da sermayem eksik diyorsun. Ama tamamlıyorsun, işe girişiyorsun. Bereketli bir iş, azar azar başladığın bir işte ya da korkarak gittiğin bir iş görüşmesinde ya da artık olmaz dediğin bir işle ilgili girişimde olacak işe girdiğin görülüyor sevgili dostlarım. Bakalım sevgili yengeç burçlarını aşkta neler bekliyor? Oo, çok güzel, cinsellik çok ön planda. Sevgili yengeç burçları, sizin çok güzel bir kök çakra ve ikinci çakra üzerinde çalışmalarınız karşılık bulmuş. Geçmişte yaşadığınız hatalı ilişkiler, geçmişte yapılan hatalar bir tarafta kalmış. Sen şu anda cinselliği, uyumu, birlikteliği yaşamışsın. Güzel flörtler var, birliktelikler var. Birlikteliklerden hayır göreceksin ve geçmişi geçmişte bırakıyorsun, geleceğe umutla bakıyorsun. Aynı zamanda sevgili yengeç burçları, kova burçlarıyla ve akrep burçlarıyla anlaşma söz konusu olabilir. Onlarla mutluluğu yakalayacağın gözüküyor sevgili yengeç burcu dostlarım. Sevgili arkadaşlar, bana WhatsApp'tan ulaşmak isterseniz 0546 481 3506 WhatsApp numaram aziz dostlar. Gelelim sevgili dostlarım, aslan burçlarına geldiğimizde astrolojik değerlendirmelerini yapmaya başladığımda sevgili dostlarım. Aslan burçları şöyle yeni çevreler, yeni dostluklar kuracaklar. Aynı zamanda bazı aslan burçları sevgili arkadaşlar böyle kariyer alanında çalışırlarken yeni kariyer, terfi, maaş artımı beklerken kıskançlıklara maruz kalacaklar. Hani kendim ettim, kendim buldum diyecekler. Çünkü kendi elleriyle yetiştirdikleri birisi ya da çok yakınları onları iş konusunda olsun, diğer pek çok konuda olsun, sosyal konuda olsun zor durumda bırakacak. Dostlarından baya bir darbe alacaklar gibi gözüküyor. İş konusunda ilerlemeler biraz bekleyecek aslan burçları. Bazı aslan burçları da bu sene değil önümüzdeki seneye belki işle ilgili sorunlarını çözerler. Onu söyleyebilirim. İşle ilgili iş bulunsa da biraz sorunlu gözüküyor sevgili aslan burçları. Bakalım genel tarot açılımı aslanlara neyi vaat ediyor sevgili dostlarım? Evet. Genel olaraktan elinizde aldığınız bir sertifika, elinize aldığınız bir miktar para ya da bir miktar, hani şöyle söyleyeyim, dostluk, bir miktar iyi niyet, aynı zamanda böyle iki şehir arasında gidip gelen bir insan görüyorum. İki şehir arasında gidip gelme 4 aydır ya da uzunca bir süredir devam eden durağan bir görüşmeler ve genel anlamda sırtını dönüp giden birisi var. Belki gitmiştir, yerine daha iyisi gelecektir sevgili dostum. Üzülme ama hızlı düşünmen lazım, hızlı hareket etmen lazım ve aynı zamanda senin için sevgili aslan burçları, senin için şunu söyleyebilirim. Dedikodulara karşı biraz uyanık ol. Bakalım sağlık durumu nedir sevgili aslan burçlarına? Baş melek Uriel diyor ki aniden bir baş ağrısı, aniden oluşabilecek sıkıntılı süreçler var diyor. Baş melek Uriel, öfke ve bağışlama üzerinde çalış. Öfke duygunu kontrol et. Birilerini bağışla, kendini bağışla. Yoksa bu öfke seni yiyip bitirecek diyor sevgili dostlarım. Ve kişisel gelişim konusunda psikolojik anlamda bir yardım almak gerekiyor sevgili dostlarım. Yeni bir eve, yeni bir çevreye gittiğinde sağlık problemlerinin önemli ölçüde değiştiğine tanık olacaksın. İş ve para konusu neler vaat ediyor bakalım sevgili aslan burçlarına. Bazılarının maskesini düşürüyorsun sevgili dostum. Bakın görüyor musun? Bazılarının maskesi düşüyor. Ve
sen işinde ilerlemek için ya da sevgili dostlarım, bazı konularda maaşına zam yapılması, ticari girişimlerin cevap vermesi ve ileri hamleler yapabilmen için sana dost gibi görünen düşmanlarını tek tek hayatından temizleyeceksin. Ancak o zaman refah dalgaları seninle olacak. Ancak o zaman işe kavuşacaksın. Ancak o zaman kıskançlık enerjisinden kurtulacaksın sevgili dostum. Ve bazı düşüncelerin, bazı duyguların henüz muallakta ama yakın zamanda şifalanacağın günler çok şeydir, hani çok kısa zaman kalmış sevineceğin günlere sevgili dostlar. Bakalım aşk konusunda neler vaat ediyor bu hafta size sevgili dostlar. Aşk konusunda bir hayli eşitsizlik olmuş. Sen çok sevmişsin, karşıdaki kişi karşılık vermemiş. Aile kabul etmiş, kendisi biraz tereddüt etmiş. Bazen aile kabul etmemiş olabilir. Karşıdaki partner çok seviyordur. Yani bir kaotik durum var. Herkes birbirinde kusur aramış. Herkes adeta bir temkinli olmuş, bir geri çekilelim demiş. Aşkta bazı geri çekilmeler, bazı beklemeler söz konusu. Sırf aşk değil, ailelerin de ikna edilmesi olayı var. Ya da evlilikle ilgili, ikili ilişkilerle ilgili ailevi problemlere işaret ediyor. Aman öfkeyle kalkan zararla oturur diyorum. Sakın bir şey yapmayın. Bu haftayı geçiştirmeye çalışın sevgili aslanlar. Evet dostlarım, şimdi Başak Burcu dostlarımın yorumlanmasına geliyorum. Bakalım Başak Burcu'nu neler bekliyor? Benden astrolojik danışmanlık almak isterseniz 0546 481 3506 WhatsApp numaram. Şimdi aziz dostlarım, Başak burçlarına geldiğimde Oğlak burcundaki Plüton ve Merkür'den, aynı zamanda Oğlak burcundaki Güneş'ten aldıkları çok çok olumlu etkiyle beraber. Tabii onlar da toprak grubu oldukları için. Beşinci evlerindeki sevgili dostlarım, beşinci evlerindeki Güneş onlara yeni aşkları taşıyacak. Plüton belki hamile kalmak isteyip kalamayanlara hamilelik bebek veriyor. Hadi bakalım. Aynı zamanda bazı dostlarımın sigorta prim gibi borçları varsa, Başak burçlarının, sevgili Başak burçlarının sigorta prim gibi borç durumları falan varsa onlar da çözülüyor aziz dostlarım. Bakalım Başak Burcu'nun 28 Aralık haftası neleri olacak, neleri bitecek? Evet, şimdi 28 Aralık haftasına geldiğimizde bazı konular harekete geçmiş gözüküyor. Bazı konular harekete geçmiş ve bazı polisiye olaylar, mahkemelik olaylar olabilir. Öfkeyle kalkan zararla oturur sözünü unutmayın. Bazılarıyla muhalefete girişmişsiniz. Eşler arasında, iş arkadaşları arasında, aile arasında sorunlar var. Ve aynı zamanda bazı olayları böyle kendi dünyanızdan görmeye başlamışsınız. Gerçeğin gözüyle gördüğünüzde aslında size uygun olmayan bir çevre, size uygun olmayan insanlar, size uygun olmayan bir partnerle beraber olduğunuzu görüyorsunuz. Ben bu hayal aleminde kurtulmak istiyorum diyorsunuz sevgili Başak Burçları. Biraz rahatsızsınız bu konuda, sosyal çevre ve aşk konusunda. Bakalım neler söylüyor sağlık durumunuz, neler anlatıyor bize. Grace ve Antoinette de çıktı, Desire çıktı ve Brigitte de çıktı. Dikkatli olmak gerekir diyor. Bu durum senin hayrına olacak. Biraz daha dikkatli ol, sağlığına dikkat et diyor. Bakış açını değiştirdiğinde diyor Grace ve Antoinette, her şey yoluna girecek. Belki beslenme programında bir değişiklik yapman lazım. Belki vegan beslenmeye geçmen lazım. Ya da açık havada yürüyüşler, spor sana çok iyi gelecek. Belki sevgili Başak Burcu fazla kilo aldın. Belki kilolarını vermek lazım. Ya da spor yapmadın ve kendini, vücudunu hor kullandın. Spora başlaman için sana uyarı geldi. Bir de temizliğine ve
böyle kaplıca suyu gibi sıcak su banyolarına çok çok ihtiyacın var. Şu anda vücudun arınması için detoks yapman lazım. Vücudu içten temizlemen gerekiyor. Detoks ve meyve sularıyla bunu yapabilirsin. Bakalım. İş ve para konusu, kariyer konusu nedir? Şimdi kariyer konusunda gerçekten bazılarınızın çok çok ip üstünde yürümesi lazım, cambazlık yapması lazım. Düşmanlar dört bir koldan saldırmış sevgili Başak Burcu. Adeta seni yerle bir etmeye hazırlanıyorlar. Allah korusun nelerle karşılaşıyorsun nelerle. Ve şu anda kıskançlık krizi geçirenler var. Şu anda sana iftira atmak isteyenler var. Ve aynı zamanda senin gerçekten kellerini isteyenler var. Yani bu iş yerinden git diyenler. Senin paranı alıp hiçbir şekilde sana yüz vermemek istemeyenler, sıkıntıya sokanlar var. Belki kefil oldun, belki borç para verdin, almaman için her şeyi yapıyorlar ama sen de bu parayı mahkemelik de olsa almayı başaracaksın sevgili dostum. Bakalım aşk konusunda neler var? Aşk konusunda sevgili dostum, birlik içinde hareket ediyorsun. Aynı zamanda aşk konusunda uzaklardan haberin var sevgili dostum. Bu 30 Aralık'taki dolunayda kazara, yani böyle bir yanlış anlaşılma söz konusu olabilir. Sözlerinize dikkat edin. Karanlıkta kalabilirsiniz. Bir ilişkinin sonu gelebilir veya bir yalnızlığa itilebilirsiniz. Geniş kalabalıklar içinde yalnız hissedebilirsiniz. Aşkta çok dikkatli olun. Uzaklardan haber gelecek. Onu isterseniz değerlendirin ama ikili ilişkilerde biraz tartışma, biraz yanlış anlaşılma söz konusu olabilir. Belki de Allah göstermesin ayrılık kararı bile alınabilir sevgili Başak Burçları. Bunları söyleyebilirim. Aziz dostlarım, ben spiritüel danışman ve medyum Canan Canoğlu. 0546 481 3506 benim WhatsApp numaramdır. Arayın, görüşelim, tanışalım. Gerek astroloji danışmanlığı, gerek spiritüel danışmanlıkla ve tarot okumalarımla, kahve falı bakımlarımla karşınızda olacağım. Hoşça kalın, dostça kalın.